Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulü Muhammed. İnşallah konumuz dinde istikamet, dostlar olmak, hak yolu bulmak yani. Önce kişiye doğru yolu bulmak, yola gitme gerekiyor. Bir insan doğru yolu olunca, yavaş yürürse, zamanla kişi bu menzile ulaşır. Ama Allah korusun yanlışlıkla kişi girmişse, iş tabi sonra perişan oluyor böyle. Bize Mevlam buyuruyor Fussilet suresinde, Bismillahirrahmanirrahim. İnne kâlu rabbunallah. İnnellezîne kâlu rabbunallah. İnne Arapçada mutlaka, muhakkak ki, yani kesinlikle anlamına geliyor böyle. Rabbimizin her kelamı haktır, kesindir, mutlaka, muhakkaktır. Böyleyken bizim evrim ne yapıyor? Bir vurgulama yapıyor böyle. İnni ile başlıyor böyle. İnnellezîne muhakkak ki şu kimseler. Kalu dediler bunlar. Ne dediler? Rabbinallah. Allah bizim Rabbim dediler. Allah Rabbimiz dediler. Önce Allah'ın cezalığı ikrar ediliyor. Rububiyettir. Rububiyet. Allah'ın rububiyeti. Rab terbiye, mürebbiden geliyor. Yaratan, yöneten, şeyen feşeyen böyle. İnsanı, her türlü varlıkları zirveye, kemale ulaştıran Mevlam böylece. Hiçbir varlık kendi dünyaya gelemiyor. Hiçbir varlık. Mutlaka bir yaratıcı var. Yaratıcı var böyle. İşte bu noktada aldığında var böylece. Aldığında böyle. Yani gerçek hak yaratıcı bulamayanlar var, Allah korusun böyle. Ne yazık ki ömrünü boş harcıyor. Dünyada çok kısa dünya hayatı böyle. Çok fani dünyada böyle. Kişi dönüp bir geçmişine baksın. Hatta yola giderken bile, uzun yola gider bir insan, arabaya giderken mesela bir mola verir de, bir geriye bakar, 100 kilometre gitmiş ama unuttu onu böyle. Önde var 20 kilometre, ona uzun gelir o. Geçmiş zaman, geçti mi, kısalır, bir nokta olur. Böyle. Hayat da böyle işte böyle. İnsan böyle sonra yaklaşınca, hele sonra gelince, kişi ecel yastığına başını koyunca, ne kadar uzun ömürlü olsa bile, şey geriye bakınca ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Hepsi boş böyle. Bir hayal, rüya böyle. Ama o alem son olmayan bir alem böyle. İşte biz yaratan Rabbimizi bulmak, onu evvela ikrar etmek böyle. Dil ikrar böyle. Bir insan Allah-u Teala Celle bilirse bile ama dili ikrar etmezse bunu iman etmiş olmuyor. Mesela Ebu Talip, peygamber amcası, öz amcası Aleyhisselam Hazretleri, peygamberi seviyor, elinde büyüdü Aleyhisselam Hazretleri. Peygamberimizin peygamberini biliyordu muhtemelen. Biliyordu ama dili ikrar etmedi bunu efendisi. Yani arkamdan bana kadınlar bir güler dedi böyle. Onu tasladı, iman edemedi böyle. Demek ki ne gerekiyor? Kalben iman, kalben tasdik iman, dile bunu ikrar etmek gerekiyor böyle. Bu mutlaka gerekiyor böyle. Sümme istikamu, ondan sonra da müstakim oldular. Önce iman. İmansız bir kimse ne yaparsa yapsın, hal etmiyor. Uhud Harbi'nin en böyle kritik bir anında, Uhud Savaşı'nın en kritik zamanında ama. Artık yani bir bozgunluk oldu, şu bu oldu, ortalık karıştı. Resul Efendimiz hatta yalnız bile kaldı bir ara. Bir Yahudi geldi. Yahudi. Hak olarak biri geldi. Uğud'a geldi. Karşıdan bağırdı. Ya Resulallah. Önce iman mı edeyim, hemen savaşa gireyim mi?
yani iman etmekte bir zaman bile çok kısıtlı böyle. Harp çok kritik bir anda savaş. O gün de böyle. Ya önce iman et diye hemen savaşa gireyim mi? Hayır. Önce iman et, sonra savaşa gireyim böyle. İman etti, kendisi getirdi. Savaşa girdi ve şehit oldu. Hatta Has Enes bunu şey yapar, sordu bazı insanlara böyle. Hiç namaz kılmadan kim cennete gidecek dedi böyle. Hiç namaz kılmadan böyle. O namaz fazla olmadı zaten. Fazla olmadı. Demek ki önce mutlaka iman, inanç gerekiyor. İman ne kadar kuvvetliyse, iman kuvvetliyse, tasdik kuvvetliyse iman, iman kuvvetleniyor mu? Kuvvetlenir muhtemelen böyle. Kuvvetlenir böyle. İlmül yakın vardır. Anil yakın, hakkıl yakın deniyor böyle. Önce ilmel yakın. Kimse bilimsel olarak insan Allah bilmesi gerekir. Bilimsel olarak böyle. Yani şu alem evrene bakınca tek bir yönden yönlendiriliyor alem. Böyle. Yoksa başıboş olsa güneş alır başını başka yere gider, galaksi miri başka yere gider, buluta karma karışık olur, yıldıza karma karışık olur. Her insanın yaratılışı. Ki ana karnında. Hücrelerin her birinin yönünü şaşmadığı yönüne gidiyor hücreler ana karnında. Göz hücresi göze göze gidiyor böyle. Hatta iki göz var eşit miktarda gidiyor böyle. Ayaklara eşit gidiyor böyle. Eğer bir karışık olsa yani haşa Allah'ın cilecalığı ana karnındaki o cenine kötüse Allah'ın haşa böyle bir gücü kudreti yetmese ne olur? Karmaşık bir cisim olur böyle. Karmakarışık bir şey olur böyle. Başı, göz, aya belli olmaz. Yani bir irade ilahi kudret, bir tasarruf burada böyle. Orada kim öyle buyuruyor? Ellezi halakake fesevvake. Ellezi halakake. Allah seni yarattı. Fesevvake. Tesviye. Bak düzenleme böyle. Düzenleme böyle. İki göze aynı sayı eşit hücre gidiyor. İki ayağa gidiyor böyle. Ayağın bir uzun olsa bir kısa olsa insan nasıl yürümedi böyle. Hele dişlerin çıkmasında, diş çıkarken çocuğun çıkarken böyle şey. Yani haşa başıboş olsa ne olur böyle. Dişin bir milim uzun olsun bir kapamaz bunları böyle şey. Öndeki keskin diş, yandakilere başka, arkadakilere başka, alt üst aynı şekilde bir böyle yaradığı bunlara böylece. İşte bu nedir? İlme yakın deniyor buna. Tabi bu işe daldıkça işine gider böyle. Eğer bir insanda ilme yakın derecesi olmasa imanı taklit deniyor buna. İman taklidi, taklit böyle. Allah varmış. Öyle duydu babamdan, nilemden duydum böyle. Allah var, Allah bilmiş böyle. İşte ahiret varmış. Ufak bir rüzgar, fırtına. Yani bir dinsizliğin ufak bir sözü, şeytan vesvesesi hem bu yoldan çıkarır bir dönem o dönemde. Eğer iman en aşağı ilme yakın derecesine ulaşmazsa, iman taklite kalırsa, ufak bir hezeyan, bir azgının sözü, kafirin sözü, hiç yoldan çıkar Allah korusun böyle şey. İlme yakın deniyor ona haber. Yani insan kendine baksın, kişi etrafına baksın, önce iman, tabi onda iman artıyor, imanın zevki var, iman istidlali deniyor. Çok kurallar bunların da, şartları bunların bu şekilde. Biraz da imanın zevki deniyor. İmanın zevki. Bu nedir? Allah sevgisi gelişir. Allah sevgisi gelişir. İşte bu Allah sevgisi gelince iş değişir. Şimdi bir çocuğa, bir ufak çocuk böyle. Biri bunun kandırma çalışsa, mesela bir kadın ve şaka olarak da böyle, mesela annen olayım, sen benim işte kızım ol, benim oğlum ol, ben sana şunu şu alırım dese, ne dese desin, şimdi ne yapardım ben? Ya annem isterim de ben. Anne isterim ben. Neden? Anne sevgisi fıtri. Fıtradan var. Anne sevgisi var böyle şey. Fıtradan böyle şey. İnsan da böyle Allah sevgisi olsa böyle fıtri olarak, imanı zevki deniyor buna böyle işte. Kul Allah deyince bundan kişi bir şey alabilirse böyle. Alabilirse kim elhamdülü? Vecid kulübü. Vecilet kulübü.
kalpler celallansa kalpler, ürperse kalpler. O zaman kul ne yapar? Yani dünya bereye gelsin, başını verir, canını verir, bütün malını verir, her şeyi göze alır. Ne der? Bir Habeşi gibi, Allah bir, Allah bir, Allah bir der. İşte imanı zevki, iman istilali böyle. Yani imanın taklite kalmaması gerekiyor muhtemelen. Böyle. Kalmaması gerekiyor. Taklit iman, hele son nefeste çok tehlikeli muhtemelen. Şeytan gelir karşısına, şu bu karşısına gelir, kafası karışır ki buna denir sekirat-ı mevt. Ölüm sarhoşluğu, acısı vurur kendisine. İnsanı kurtaramaz Allah korusun böyle. Bu işte Mevlam buyuruyor. Önce Rabbin Allah diye bunu gerçekten kabullenme. Tek otoriter. Yani aleme Rabbi olan Mevlam Halık'tır, Hallak alemdir. Sümmestekamı ondan sonra istikamet. Allah'ın emrettiği yolda, Kur'an yolunda, dost yolda yürümek zor. Bunu da yürümek böyle. İki şey vardır. Kitap, sünnet. İki rehber var böyle. İki rehber var. Kitap ve sünnet. Böyle. Bir Eylullah şöyle buyuruyor. Gönlüme ne gelirse gelsin diyor. İlham gelsin gönlüme diyor. Ne gelirse gelsin diyor. Onu ben tanımam böyle diyor. İki tane adil şahide danışırım. İki adil şahide danışırım diyor. Onlar tamam derse uygulamam diyor. Ne bunlar diyorlar? İki adil şahit, biri Kur'an, biri sünnet diyorlar. Eğer Kur'an uymuyorsa o gelen şey, o demek şeytandır. Abdülkadir Hazretleri bir giderken bir sefere, tabi talebeleri de, müritleri de yanı başında böyle gidiyorlar. Namaz vakti gelmiş, namaz kılacaklar. Abdül alınıyor, mala veriliyor. Namaz kılarken yer gök arasından bir ses geliyor. Ey Abdülkadir kulum, artık ben sen razıyım. Artık namaza gerek yok, bırak namazını. Çoğu namazı bozuyorlar. Artık Allah bizden razı oldu diyorlar. Sabah kalkıp namazına devam ediyor. Olgun müritlere devam ediyor, namaz ediyorlar. Selam veriyor. Ey melun diyor. Ey melun, defol oradan diyor böyle. Defol oradan böyle diyor. Şeytanmış ya. Gök arasında bir tahta oturmuş, tahta oturmuş, şeytanmış. Melun defol oradan böyle diyor. Şeytan yere geliyor. Abdülkadir, Allah aşkına ne olmanı söyle diyor. Ben çok kişi buradan kandırdım. Çok veli buradan kandırdım. Ne bildin benim şeytan olduğunu ne bildin diyor böyle diyor. İki şeyden bilinmiyor muhtemelen şimdi böyle. Biri Allah Mekke'de münezzehtir. Senin bir mekan nasıl böyle? İkincisi Mevlam diye bize buyuruyor diye hatta yeterler yakın. Ölünceye kadar. Allah bize böyle buyuruyor. Allah'ın yalanlamaz muhtemelen böyle buyuruyor. İşte imanı kamil deniyor buna. İmanı yakın deniyor. İman, istiyle imanı zevki diyor bunlara. Yani kişinin iman yolunda bir manevi seri sefer olması, yolculuğu olmasa kuru imanlı olmaz böyle. İbadetin çokluğu o zaman boşa gidiyor muhtemelen böyle. Evet, çok oruçlar, çok tesbih çeker, çok sahabe şefer, her sene ömreye gider, şunu bunu yapar. Ama imanı zayıfsa hemen yolda insan çıkar Allah'a korusun böyle. Tetenez zil aleyhim melaike. Şimdi bunların tabii bir mükafatları da var. Gerçi ibadette insan bir şey beklemez. Kullukta bir şey, kulun insan bir talebi, isteği olmaz aslında böyle. Ki Allah için, Allah severek olur böyle. Ama Rabbim kulunu boş bırakmıyor da böyle. Tetenezzelü aleyhimül melaiketü. Tetenez iner, iner, rüzgâr eder. Yani gökten melekler geliyor. Nüzül gökten aşağı inme anlamına geliyor. Nüzül melekler gelirler. Aleyhim bunların üzerine. Melekler ne zaman? Üç halde. Bir ölüm halinde. Artık ecrasına başını koydu. Dünyayı artık seçemiyor.
gözün nuru gider, göz matlaşır. En yakının torunun olduğunu kızın bile tanıyamaz bazen gelir. Gelir de bakar ama göz göremez, göz matlaşmıştır. Yani gözün beyazı ağırlaş bulmuştur üzerine. Nuru gitmiştir gözün. Artık sen kimsin de seçemez bunları. Kafası karışır, hatırlamaz bunları. Ama öbür alemi artık görmeye başlar. İki alem birden olmuyor. Olmuyor böyle. Buradan böyle kesildiği kadar o alemi görmeye başlar. Tabi o anda Allah korusun şeytan da gelir, cinler de gelir, annesi babası yakınlar da gelir, azap meleği gelir, rahmet melekleri de gelir böyle. Bunlar rahmet melekleri deniyor bunlara evvel. Rahmet melekleri bunlar. Gelirler. Ölürken birincisi. İkincisi mezara konduğu zaman. Kabre kondu, üzeri örtüldü. Herkes döndü gitti muhtemelen. Yani en zor an o böyle. En zor an böyle. Her insanın yakını vardır, çevresi vardır, ahfadı nesli vardır, komşu arkadaşı vardır. Hele bazen tabii daha fazladır. Cenaze merasimi de tantana olur, şaşalı olur. Artık konvoyla, arabalar, şunlar, takır tukur, şunlar, bunlar olur. Böyle patır kütür. Tabii güzel, sesli güzel hocalar da gelirler. Bağırır, çünkü şeyler okurlar. Ama sonuçta aldım muhteremler. Derler Mart yağmuru gibi böyle. Bir patır gök gürültü, patır gürültü. Belle kaldı sıfıra sıfır muhteremler. Kişi kaldı yalnız sonunda muhteremler. İlkinden sonra kısa günlerde bir cihazda gömüldü mü ben çok duygulayım onda. İlkinden sonra böyle, kısa günlerde böyle. Tabii iki namazı kılınıyor camide. Yalnız namazı kılınıyor. Mezarlara git. Defin işi oluyor, okunuyor, şu bu derken böylece bayağı bir zaman geçiyor. Şimdi güneşe bakıyor, güneş bayağı aşağı alçalmış böyle. Biraz da batacak güneş bu tarafa böyle. Gece olacak, kişi tek başına kabrinde kalacak muhtemelen böyle. İşte o zaman ona yine melekler geliyorlar. Mesela geliyorlar muhtemelen de. Gelin melekler böylece böyle. Üçüncüsü de kabrinden kalkacağı zaman böyle. İkinci su üfürüldü, kabrine çatladı. Her insanın kabrinde bedeni oluştu, gelişti böylece. Her insan böyle. Olabilir mi böyle bir şey? Oluyor muhteremler. Mesela patates, pancar, yer altına gömülüyor, bir şey görünmüyor böylece. Ufak bir yeşil üzerine veriyor böylece. Altından, yer altında patates olur muhterem böyle. Pancar olur böyle böyle. Topraktan oluyor bunlar böyle. İnsan neden yaratıldı? Topraktan. Bizim aslımız, ham maddemiz toprak maddeleri. Elemente şunlar, bunlar isim verdi tabi. Buna isim veriyor bilinçler bugün mesela zamanımızda. Farklı, değişik toprak maddeleri anlamda. Yaratılışımız böyle şey. Nasıl insan yaratılıyor topraktan? Biraz düşünsek, yani akıl bunu buluyor muhtemelen. Göz de bunu görüyor hatta böyle. Nasıl mı oluyor? Önce kuru toprak bir şey yaramaz. Onda ekin de olmaz. Ağaç yetişmez bunda böyle. İnsan bunda olmaz böylece. Ne gerekiyor? Su, yağmur suyu lazım var orada. Gökten yağmur gelecek. Rabbim gökten yağmur indiriyor. Ki o yağmur suyu yerdeki suya benzemiyor. Böyle. Hele şimşek çakıyor. Gögülüyor böyle. Gazlar farklı oluyor. Şu oluyor, bu oluyor. Kim olsa ne işin oluyor böyle. Bir laboratuvar oluyor onda, atmosfer. Neler oluyor böyle? O işim çakacak ki ısı lazım böyle. Isı lazım böyle. Buluta karşılık gelecekler, karşılıklı buluta gelecekler. Artı eksik buluta olacak, karşı girecekler. Arada iletken olacak arada. Bunun boşanması için kurada olmaz. İşim çakacak mı kurada muhtemelen böyle. İletken lazım arada. Sıra ne oluyor? Toprak bu suyla birleşiyor. Adı oluyor çamur. Elimize bulaşsa eyvah yıkarız onu olsun böyle. Ama o da ham maddemiz muhtemelen böyle. Sonunda yine oluyor olacak böylece. Çamur böyle. Bu çamur ne oluyor? Emiliyor. Kim emiyor bunu? Bitki kökleri. Bitki kökleri böyle. Bu şaranda tüyler var bunlar. Emici tüyler var bunlar. Böyle. Bitkin kökte birkaç vardır bir kökler böyle. Gereken ama gıdası vardır. Elemente farklı her şey böyle. Her şey olmaz böylece. O kıvrılır, oraya gider, buraya gider, gerekeni bulamadı mı, olmaz mı?
Burada bu toprakta bu şey miydi bu? Yok onun gıdası orada. Onu bulur, emer muhtemelen. Gövden başlar bu oluşma bu sefer böyle işte. Derken havadan aldığı karbondioksit gazı, güneş ışınlarıyla içindeki maddelerle birleşim bunlar muhtemelen tabii güneş tabii ayrıntıları. Ne oldu şimdi bunlar? Oldu, sebze oldu, meyve oldu, oldu, hubat oldu muhtemelen. İşte. Oluyor mu? Oluyor işte bunlar muhtemelen. Topaz oluyor bunlar işte bunlar böyle. Görüyorsun bunları böyle işte bak. Ya. Kuru topraktan yağmur sürüsünü çamur oluyor. Bir mama kıvamına geliyor. Yani tüyün emeceye kadar bunu bitki emece yapıya kıvama geliyor. Yani, böyle. Yani su az olsun yine olmaz böyle. Katı yine olmaz böyle şey. O kıvama gelecek, toprak doyacak. Bunu bitki emecekler bunları böyle. Bu ne oluyor? Bunun içerisinde o ağaç bir fabrika. Gıda üretim fabrikası. Ham maddesi toprak ve su. Ve güneş enerjisi. Ve kamyon gazı. Gaz bunlar. Ne oluyor bunlar işte? Elmalar, armutlar, muzlar, portakallar, karpuzlar, kavunlar, humurlar, muğdaylar artık çeşitli böyle bunlar. Çeşitli bunlar. Yeniyor bunlar bunlar. Yenmesi olmaz mı? Olmaz. Yiyecek insanlar bunları hemen. Allah kulu mecbur ediyor buna. Allah'ın bizde el cebbardır. El cebbar, cebir. Mecburiyet böyle. Kul yemeğe mecbur. Gece kalkar su içer. Yatağından kalkar. Uykusunu terk eder böyle. Hiç mecbur yapmıyor. El cebbar. Cebir. Gerçek mi? Cebir kanlı bağlıdır. Acıklı insan dayanamadım. Acıklı insan artık böyle. Dayanamayan insan böyle. Kişi bunları yiyor. Ne oluyor bunda insanın içinde? Tabii sindirilenlere bunların kana karışıyor. Hücre oluyor bunlar. Hücre oluyor bunlara böyle. Ürün hücresi oluyorlar böyle. Sonra döl yatağında ne oluyor bunlar? Erken dişlerin hücre birleşince bunlar da böyle. İlk insanın temel atıyor ana karnında atıyor işte böyle. Ana karnı tabi yoksa. Yani kısa özetlemesi bu. Aslımız toprak muhteremler. Yani bunu gözle görüyor, bilim bunu kabulleniyor. Herkes bunu biliyor muhteremde. Aslımız toprak böyle şey. Aslımız topraktır. Ölünce yine insan toprağa konuyor. Konuyor işte böyle. Koyuyoruz mesela, bizi koyacaklar toprağa. Herkes tabi dönecek. Ondan sonra ikinci yaratılış işte böyle. Üçüncü aşaması kabirden kalkış böyle şey. Kabirden kalkış. Sur üfürecek böyle. Sur. Ses. Geri göğü sallayan korkunç bir ses böyle. Dağları parçalayan böyle. Bir ses böylece. Atomların kimyası birleşimi de dört şeye bağlı. Biri de ses muhtemelen. Gürültü. Hareket, ses, ısı. Atomların kimyası birleşimleri. Bak Rabbim sur var. Sur. İsa Aleyhisselam bunu üfleyecek. Her insanın kendi toprakla birleştiği konuda ne olacak? İnsan bedeni hazır, yer altında. Hazır böyle. Üfürünce ruh, her ruh gelecek, bedene girecek muhtemelen. Girecek böyle, kalkacak. İşte o anda yani ölümden de daha zor, kabirden daha zor, kıyametten daha zor, kabirden kalkış muhtemelen. Kabirden kalkış böyle. Kabir çatlıyor, atıyor dışına insanları, canlıları dışına atıyor, süpürüyor an böyle. Ana baba günü, dünya değişmiş, farklı bir dünya, dümdüz olmuş, dağ, tepe, deniz, orman kalmamış böyle. Gümüşümsü bir maden, metal olmuş böyle. Güneş yakmış dünyaya, çok muazzam büyümüş, güneş muazzam yakıyor, kızdırıyor. Her insan övdüğü şekilde kabine kalkacak, nasıl ölmüşse. Nasıl ölmüşse? Namazı ölmüş, namaza kalktı. Kur'an okuyor ölmüş, okuyarak böyle. Hangi ayet-i kerimle kalmışsa, ona devam edeyim. Mesela diyelim ki, kul huvallahu ehad dedi, Allah'ın samet derken bile kalkacak. Böyle. Herkes ölü gibi kalkacak. Tabi Allah korusun, içki ölen de var böyle. İçki masasında ölen var böyle. Fuhuşta ölenler var, kumarda ölenler var böyle. Şunda bunda ölenler var böyle. Onu öyle kalkacak Allah korusun böylece. İşte o zaman gelecek melekler ama sakın ha sen korkma. Diyecek ki melekler bunlara Ella tehafu
Ella tehafı. Ella aslında en vela burada var. Bunu sakinlama gelince idgam oluyor, birleşiyor burada. Ella oluyor. Tabi aslı bilmeden anlam verilemez bunlara. Yine burada harfice B vardır. Yani bir en, yani şunun da şu sebeple geliyor demektir. Ella tehafı, sakın ha korkmayın. Önce ölüm halinde böyle. Ölüm halinde artık öleceğini bildi. Ölüm korkusu canına vurdu. Sekeratın ve beynini karıştırdı. Artık şaşkın, pişman, nadim böyle çılgın hale gelmiş, kendisine gelmiş anda. Ölüm halinde onun çeşit ızdırapları. Geri rahmet melekleri. Ella tehafı, korkma sakın, sen korkma. Sen korkma sen. Neden korkma? Gelecekten korkma. İman öleceksin, sen korkma Ella. Vela tahsenü, mahzun da olma, hüzünlenme. Sen hüzünlenme böyle. Geride kalanı üzünlenme, hüzünlenme. Yani yapamadıklarını, hatta geride kalanlar çoksa üzülme. Bilmem hani bu söyleyince bu şekilde. Geride kalan üzülme, sakın sen korkma. Korkma. Ve ebşirü bil cennet. Ve ebşirü ve sevin, müjdelen. Çok şöyle, rahata gel, kenara güvele. Bil cennetine de kuntum tu'adûn. O cennetine sevin ki, kuntum tu'adûn, size vaat olunduğunuz cennet var ya, böyle Kur'an'da size peygamber haber verdik cennet, onunla sevinir müjdelen böyle. Yani yerin cennetlik. Bence bunlara. İşte insanın en büyük bayramı, insanın özü burası muhtemelen böyle. Yani ölüm anında rahmet melekleri tarafından, rahmet melekleri çok güzel yakışıklandı böyle. Güler yüzlü, nur içerisinde insana böyle sempati, ünsiyet veren insanlara, yakınlık veren, o kadar sevimli melekler yana geliyorlar. Sakın sakın üzülme, üzülme. Vaad olunan cennetlik, sen cennetliksin. Yol melekler. Alınca bunu artık en büyük bayram işte o tane. Dünya hepsi kaldı böyle. Daha dünyanın olsun da kıymeti var böylece. Hepsi kaldı. Seviniyor. İkincisi tabii kabre girince yine geride korkma derken orada yardımcı olarak yine kabrinde. Üçüncüsü de kalktığı anda bahçe kalk zamanlar mürettebine yine geliyorlar. Nahne evliya hüküm. Diyor ki melekler bunlara şimdi, nahne bizler evliya hüküm, biz sizinle birinizdik. Dostunuzuz, sizin biriniziz. Fil hayat dünya ve fil ahire. Dünyada ahirette de. Bu melekler insanlar beraber. Rahman melekleri. Eğer insan iyi insansa onlarla beraber. Yalnız her insanın kalbinin sağ kapağında bir melek vardır. Her insanda vardır böyle. Sol kalbin kapağında da şeytan vardır. Karşılıklı böyle şey. Melek ilham eder buna doğruyu. Şeytan da bunu kandırmaya çalıştı böyle. Burada bütün mesele gönül meselesi. Kişinin gönlünde ne varsa gönül oraya meyleder. Oraya eğilim yapar muhteremler böyle. Şimdi dünyada mesela bu her zaman yaşanıyor, açıkta bu yaşanıyor böyle bu. Mesela günümüzde ekrana çıkan bir sapın biri. Böyle sapık sapık fikirlerini söylemeye çalışır. Bazen insan namaz kılar, belki kapalıdır da, belki ömrüne gitmiştir de, zikir der belki de, ama kulak dinler onları be. Ha bak doğru söylüyor derim bunlar böyle. Bak onun gönlü şeytana meyletti muhtemelen böyle. Kimin imanı kamil ise gönlünde Allah sevgisi yerleşmişse gönlünde dile değil böyle. Onun gönlüne bir tepki gelir böyle. Cahil de olsa yani köyün çobanı olsun dağ başı yaşasın böyle tek bir şey sohbet işte dinleyip duymasın bilmesin böylece. Ama gönlüm bunu kabullenmez muhtemelen. Kabullenmez böyle böyle. Yok bu yanlış bu der böyle. Ona göre bu tepki yapar muhtemelen bu şekilde böyle. İşte dünyada hepimiz elhamda kalbimizin sağ tarafında bir melek var. Bu ilham verir.
Mülhime denen melektir bu. İlham verir böylece. İyiliği verir böyle işte. Namazını, şusunu, busunu, iyilik yapmasını hep bunları iyilikte ilham eder böylece. Ama kişinin gönlü fasıksa, yani artık kalbi kararmışsa, imanı gönlü ilmemişse, o bunları meleği ilan dinlemez. Onlar ona ağır gelir, sıkar onlar onu böylece. Şeytana meleğidir, Allah korusun böylece. Diyor ki melekler burada, biz sizin velinizdik, dostunuzduk, beraberdik dünya hayatında da. Bunlar kimler? Meleği dinleyenler bunlar muhtemelen böyle. Dinler böylece. Melek ilhamı karmaşık bir doğuş değil ama. Yani ilham bir karmaşık bir doğuş değil muhtemelen böyle. Hiçbir şey yokken, birdenbire melek ona bir şeyi kalbinin gönlüne aksettirir böyle. Sanki sözlü gibi böyle. Ama bir anda belki 50 kelimeyi aksedebilen biri. Eder böylece. İlan budur böylece. Mesela biz konuşurken zaman istiyoruz değil mi böyle? Kişi birine yolda karşılaşıyoruz birisinde. Mühim bir konumuz aramızda bir şey var. Arkadaş durum evet çok mühim bir şey var ama şimdi vaktin yok. Sonra konuşuruz. Hemen söyle bir anda söylerim değil mi muhtemelen? İlan böyle değil mi? İlan böyle. İlan bir anda yani 100 kelimeyi bir anda gönlümü duyar muhtemelen. Ki anlar bunları böyle. Veya bunları. İşte kimin gönlü temizse bunda ehli kulüp derler bunlar. Ehli kulüp derler bunlara. Kimin gönlü temizse onlar her işte gönlünü dinler bunlar. Gönlünü dinler böylece. Ne geliyor gönlüne? Bir yola gidecek, bir şey yapacak, her ne yapacaksa böyle bir gönlüne şöyle dönürdür. Yok, gönlü istemiyor, gönlü sıkılıyor. Onu yapmak muhtemelen böyle. Ehli kulüp böylece. Buna danışıyor, bunlar danışıyorlar. Yaparsa ne olur? Mutlaka başına bir şey gelir muhtemelen böyle. Mesela yola gidecek bir yere, sebebi uzak yere gidecek böylece. Gitmesi belki de lazım belki de. Veya biri ısrar ediyor, ille gidelim derken kendisine. Ama şimdi gönlüne bakıyor, gönlü istemiyor böyle. Sıkılıyor böyle. Ben gidemeyeceğim, yok. Israr ediyor, bastırıyor, zorlama yapıyor, bunu kıramıyor. Ama sonra pişmanlık olmaktan böyle. O iş hayır gelmesin ona böyle. Mutlaka ehli gönül ama temiz gönül sahipleri onlara melek de ilham geliyor onlara muhtemelen böyle. Velevkün fiha sinişim vardır buyuruyorlar melekler. Fiha orada o cennette var şimdi. Verirler cennet içinde. Ne var cennete şimdi bakalım muhtemelen bak. Nedir cennet bak. Böyle ki senin için var. Fihi o cennette ma. Bir bak ma harfi burada var mı böyle? 50 isim mevzu diyor buna. Ma'yı mevzu ile. Öyle şeyler var ki bir tek ma harfi burada böyle. Öyle şeyler var ki teştehi enfüs çekiyorum. Teştehi enfüs çekiyorum. Nefsiniz ne istiyorsa hepsi var bana. Yani sayma gerek ama. Beylem beylem buyuruyor. Ma teştehi enfüsüküm. Nefsiniz, gönlünüz ne istiyorsa, yani beden, nefis, ruh ne istiyorsa, ne istiyorsa hepsi orada var. Ruh ne istiyor? Ruh huzur istiyor beden, ruh huzur beden. Nefis, evet ister böyle, işte, malı ister, mülk ister, sarayı ister, köşe ister, konfor ister, durmadan ister ister nefis böylece. Ama ruh, o takdim olmak ruhudur. Böyle. Huzur ister ruh böyle. İşte cennette hepsi bunlara var böyle. Ruh huzuru buluyor. Nefis de istediğini buluyor böyle. Ne istiyor nefis mesela nefislerimiz böyle? Nefis olarak da böyle. Önce ölümsüz hayat istiyorsa, ölüm olmasa. Yani ölüm bahsedildi mi? Hatta mesela kitapta ölüm ve sonrası ben bir kitap yazıyorum mesela. Ben kim bakıyor ölüm olunca ben buna işlemem böyle korkuyor böyle. Öleceksin ama. Tamam ölümden hoşlanma. Ölümü sevme. Eğer ölmemek elindeyse ölümü alma böyle. Halbuki ölüm herkese lazım bu konu. Her insan ölecek. Ölecek. Ne gerekiyor? Hazır gerekiyor bana. Hazır gerekiyor bana.
İnsan ne istiyor dünyada? Ölümsüz yaşam, hayat olsun böyle. İmkan mı dünyada buna? Yok. Adem babamızda günümüze kadar tek bir insan kalmamış. Ormanda, mağarada, yer üstünde kalmamış. Yani tek bir insan kalmamış. Unutulup kalmamış yani böyle. Her insan ölecek böyle. Bu dünyada imkanı yok. Dünyada ölümün çaresi olmadığına göre, her insan öleceğine göre ne insanlara bu istek verildi acaba? Bize Allah bu isteği verdi. Ölümümüz hayat mı? Biz istek verildi bu. Fıtrata verildi böyle. Neyi verdi bu Mevlam bunu? Böyle bir var ama. Bir ördek yavrusu kümese çıkar. Kişinin bahçesi vardır. Meraklıdır böyle. Ördeğe kuyruk yapmıştır, yatırmıştır. Ördek yavrusu kümeste yumurtadan çıkar. Ördek oldu böylece. Kümes geniş. Yem de var. Ama o hayvan tatmin olamaz. Yani bak, bak. Daha yumurtadan yeni çıktı. Kümeste her yeme imkanı var önde. Kümes tertemizdir, iyi bakılıyor. Ama ördek yavrusu tatmin olamaz. Ne istiyor? Su. Dere, bataklık istiyor. Böyle bir yer var mı? Var ki Allah'ın o duygu vermiş. Haşa Allah'ın kişi kaldırmaz bunu. Haşa böyle. Yani olmayışı Allah kulunu kaldırmaz. Böyle. Ölümsüz hayat var muhtemelen. Allah'a azim işe var muhtemelen. İşte böyle, böyle. Bizim öyle bu duyguyu verdiğine göre kuzu mesela ahırda doğar. Ne ister böyle? Çayır, çimen, otlak ister. Geçsin muhtemelen. Önüne kadar ne verirsen ver, fayda yok, tatmin olmaz muhtemelen. Evet, yarın tatmin olmaz, karnı doyuruyor böyle. Ne ister o kuzunu böyle, şey çıksın böyle çayıra, oradan bir ot alsın, oradan bir ot alsın böyle, onu alsın, uyansın, biraz koşsun, atla zıplasın, mesela oturuyor böyle. İnsan ne istiyor? Ölümsüz bir alem istiyor insan, hayat istiyor, ölümsüz. Var mı bu alemde, kainatta? Var. Nerede bu? Yani işte oturuyor böyle, ölümsüz böyle. Ne istiyor insan sonra? Hastalık olmasa, hastalık olmasa, kişi bakıyor, bir dişi ağrıyor, bir gözü ağrıyor, midesi ağrıyor, yedi şeye dokunuyor, ayağında ağrı var, romatizması var, bebeğinde kum var, şunlar bunlar var, safrası var, şunlar bunlar var, hastaneye git, doktora git, ameliyat, ilaç, iğne de şunlar, kanal, tahlil, şunlar bunlar, telaş, telaş bunlar. Bunlara gerekiyor bunlara. Var mı böyle bir yer? Adı cennet mi? Cennet mi? Cennette hastalık yok muhtemelenler. Kimsenin muhtemelenler. Ne baş ağrısı, diş ağrısı, diş çıkarmak, diş yürümesi, göz ağrısı, organlar hiç yok böyle böyle. Romatizma bir şey yok böyle cennette böyle. Sağlıklı hayat böyle. Ne istiyor insan yine fıtratı her insan istediği böyle? Yaşlanmamak. Yani benim gibi yaşlanmamak muhtemelen. Devamlı genç olmak istiyor insan böyle. Genç olsun, zinde olsun böyle. İstediğime yürüsün, koşsun, işini yapsın. Zinde olsun istiyor insan böyle. Bunun imkanı yok dünyadan böyle. İmkanı bu noktada böyle. Öyle mi işte bilim, teknoloji uzaya fırlanmış zamanımızda şunlar bunlar var. Olsun muhtemelen ya. Tıp profesörü mesela akıl, herkese akıl verir böyle. Bakıyorsun ki mesela o da yaşlanmış ama. Tıp profesörü muhtemelen böyle. Saçları ağırmış. Dişleri dökülmüş, yüzü buruşmuş muhtemelen böyle, iki büklüm olmuş, nefes alıp veriyor muhtemelen. Tıp profesörü muhtemelen böyle. O da hastalanıyor da yaşlanıyor muhtemelen böyle. Ama böyle bir yer var muhtemelen böyle. Yani ölüm olmayan, hastalık olmayan, yaşlılık olmayan, devamlı genç kalan bir alem var. Allah'ım bizi bunun düğüne görmüş böyle. Böyle bir alem var kardeşim böyle. Nedir bu adres? Cennet muhtemelen. İnsan ne istiyor şöyle? Hepimiz şöyle bir kendi bakalım muhteremler. Bir de hava koşulları. Hava şöyle kapandı mı, bulutlar geldi mi, insan gönlü kapanıyor. Hava açık olsa böyle. Soğuk da olmasa, sıcak da olmasın ama. Uf demeyelim böyle. Terlemeyelim böyle. Başımıza güneş vurmasın. Sıcak da olmasın. Üşümeyelim daha böyle böyle. Aynı iklim olsun. Ilıma iklim. Her zaman aynı devamlı sabit olsun. Bu da ne de? Cennette muhtemelen böyle. Cennette be. Gece de yok. Gece yok böyle. Hep gündüz, hep nur. Enerji kendisinden cennetin böyle.
Dünya gibi güneşe bağlı değil. Dünyamız bağımsız değil, güneşe bağlı. Güneş al götür bir yere, dünya hep bitti. Cennette gece olmadığı için, hep gün olduğu için orada cennette zaman dilimi yok şimdi cennette. Zaman dilimi böyle. İşte bir hafta önce, bir ay sonra, bir ay önce, yarın yok. Unutmadık onu böyle. Bitti onu. Hep aynı an böyle. Aynı an böyle. Cennette ne var daha? Yer çekimi yok muhtemelen bak. Cennette yer çekimi yok böyle. Kilo sıfır. Ayak uyuşmuyor. Mesela yorulmuyor böyle ya. Yer çekimi yok. İsteyen yürüyor. İsteyen havada uçuyor. İsteyen yastığının divanında onunla beraber gidiyor böyle. Yani cennette araç yok. Otobüs, tren, uçak şu yok cennette böyle. Ona bineyim gideyim böylece. Herkes kendi bedeniyle kendi eşyaları ne yapıyor? İstediği hızda. Melek hızıyla ama. Işık hızı değil böyle. Işık hızı hiçbir şey kalıyor melek hızı yanında böyle. Sıfır kalıyor böyle. Melek hızıyla istediği zamanda böyle. Dünyada bazı insan açlar var mesela günümüzde. Açlıktan hasta oluyor ölenler var böylece. Bir de tokluktan hasta oluyor ölenler var. Tokluktan. Bak, dünya zıttı halinde dünya böyle. Tokluktan hastalığı, tokta ölüyor kişi böyle. Fazla kaçırdım böyle, şu dokundu, bu dokundu, kendini frenleyemiyor. Fazla kilo alıyor, kalori kulesi oluyor, şu oluyor, bu oluyor, tuzu bırakamıyor, şekeri bırakamıyor. Ve kilo almak yani muhtemelen. İşte cennette dokunan diye bir şey yok cennette muhtemelen böyle. Ne yersen ye. Veren buyuracak, işte böyle, kulu veşrebu heniyenim. İma kuntum ta'melun. Bu inşallah bunu duyar cennette inşallah. Cennette mi olacak böyle? Külü yiyin kullanın, yiyin mi olacak? Yiyin, yiyin, yiyin kullanın. Veşrebu içini böyle heniyen bak. Heniyen afi hemen sindirerek böyle. Hemen sindirerek böyle. Şimdi dünyadaki kişi bir yere gider ya da evinde mesela bir şey çok canı ister ya da acıkmıştır. Eve gelir hemen şabur şubur sevdiği şeyi böyle yer yere ama 20 dakika sonra eyvah çok kaçırmışımdır. Hem anlamaz ama. Yani. 20 dakika sonra beyin doyum sinyali veriyor. Sinyali veriyor böyle. 20 dakika sonra beyin doyum sinyali veriyor. Eyvah çok kaçırmışım diye böyle başlıyor. Girmeye, erimeye. Yok şu maden suyudur, sodadır, şudur, budur artık böyle. Bak muhtemelen. Yani sevdiği şeyi aldı, yaptı, yedi. Ama şimdi ona dert oldu muhtemelen. Böyle. Dokunması ayrı muhtemelen. Bir de kilo almak var dünyada. Kilo almak var. Her doktora gidiyor ama kilo alma, kilo ver, kilo ver, kilo alma böyle. Hele gidiyor kadınlar mesela, kadınlar biraz da böyle şey gibi böyle. Mesela mide ameliyatı mesela çok zararlı muhtemelenler. Halbuki bunun çaresi var, tıbbi nevi var. Ne bu? Taş koymak bu. Taş mı? Peygamber taş koyduk anlamında açıklamada. Taş be, düz be, taş koyduk böyle. Yani bugün de bu yavaş yavaş bunu Avrupa'nın kabul ediyor bunu. Yastığı düzgün taşı midene bağlı bu şekilde bu mideyi topluyor. Mide biraz büzülüyor. Kişi doyunu anlıyor. Kişi mide açıkken ne oluyor? Genişliği mide, elastiki mide açılıyor. Anlamıyorum doyduğunu böyle. Bir de oturma usulü muhtemelen sofrada bak. Oturma usulü nedir böylece? Ya düz söküp ya bir an dikip oturma şey böylece. O zaman topluyor mide muhtemelen. Ama o taşının sandalyeye basıyor böyle, oh gelir şöyle, oh mideden üsteye kadar genişliyor. Hep de bunlar sünnetten kopma, ceza bunlar. Fazla kaçırma. Mide genişliyor. Mide tabi genişleyince, asya doymuyor bu sefer, dolmuyor mide bu sefer, istiyor mide bu sefer. Veriyorsun, veriyorsun bu sefer ne oluyor? Al bakalım, kilo al bakalım. Onun hastalıklar, bunlar mide tabi sindiremiyor bunları. Kana karışıyor, zehirle karışıyor. Organlara, artıklara gidiyor, şu bu oluyor. Dertte dert muhtemelinde. Elhamdülillah cennette külü veşrebü heniyen. Kulağım yiyeyim böyle. Cennette mevsim yok cennette. İşte bahar gelse, kiraz çıksa, dut çıksa, şu çıksa yok mu? Her zaman her meyve hazır böyle. Hepsi hazır. Ağacı üzerinde. Her zaman hazır orada. Bu şekilde velem kulunu yiyiniz. Para yok muhtemelen orada. Pazar yok, çarşı yok, seyyar yok, market yok. Çalışmak yok.
Kim çalışsın orada mesela? Neyi çalışsın böyle? Ev kiracı yok ki. Eşya almak yok. Elbise almak yok. Çamaşır yıkamak yok. Bir şey yok burada böyle. Her şey bedava. Bol 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 ama. Bol bol bol. Kim orada berber olsun böyle? Ya kim tıraş etsin böyle? Peki ne olacak? Büyümüyor muhtemelen böyle. Aynı kalırsa böyle. Tırnak büyümüyor diye muhtemelen. Oysa tırnak makasını kesmek için kim yapacak tırnak makasını? Kim seçecek bunu? Denetle. Büyümüyor muhtemelen. Saç, erkeklerin saçlı sakalları, kalınan saçları bir şey. Tırnaklar büyümüyor cennetten. Aynı kalır böyle. Hep aynı böyle. Hep aynı. Yani tırnak kesmek yok. Şu yok bunun cennetten. Bunlar böyle. Çalışmak yok, çabalamak yok. Yani yiyin, işin kullanan bunu. Heni yiyen hemen sindirir böyle. Mide gitmiyor benim de böyle. Mesela damak tadı. Zevk için yani böyle. Hiç yemesi yiyin yaşı insan böyle. Sırf damak tadı için kullanacak bunları. Tabi herkesin ameline göre tatlı oluyor meyveleri gıdaldıran böyle. Mesela biri ziyaretine gidiyor, arkadaşına ziyaretine gidiyor böyle. Tabi onun ağaçlarından top getiriyorlar, kuruyorlar böyle. Gülmanına getiriyorlar, önüne koyuyorlar bu şekilde. Bakıyor Allah Allah ya, senin elman daha farklı elman var be. Bunun kokusu bu, rengi başka mı böyle? Bakıyor tadı mı başka böylece. Neden? Ameli biraz daha tatlı muhtemelen bak böyle. Dünyada aynı camiye gitmişler. Aynı namazı kılmışlar. Aynı imam uymuşlar. Ama herkes farklı ama gene. Kimi böyle erine gerine gider böyle. Küsü hala melam diyor. Tembel tembel gider böyle. Gerine gire. Oca okudun bilmez. Şunu bunu vermiyor. Kendi namaza veremez. Öbürü de canı gönülden böyle gönlünü kulağını oraya verir. Zevkle, feyizle namazını kılar. Ne olacak? Bunun da cennetteki köşkü sarayı daha parlak muhtemelenler. Eşyası daha güzel olacak, lüks olacak böyle. Meyvesi de farklı olacak bunların da. İnsan ne istiyor? Dünya uçmak istiyor. Uçmak muhtemelen. Havada uçmak böyle böyle. Var mı dünyada? Yok. Uçağa biniyorsun ama hür değilsin ki. Kendisi de değilsin böyle. Uçak da ne olacak belli değil ama. Bir kuş çarpıyor mesela. Uçağa bir kuş çarpıyor. Uç mecbur aşağı iniyor. Bir kuş çarpıyor altına böyle. Orada uçmak da var cennette muhtemelen. Uç böyle. Uç böyle. Velike fiyya ma tedde'un. Vela bire nefse neyiz hepsi var. Dolayısıyla az bunlar da böyle. Az bunlar böyle. Hepsi var. Velike fiyya vesin orada var. Ma tedde'un daha ne isterseniz, ne çağır isterseniz bunun dışına daha böyle. Bu insan bunları bilemiyor burada. Orada bilecek bunlar muhtemelen. Hepsi var cennette böyle. Yani var var var. Yok bir şey yok bunlar. Ne istedi insan? Hepsi var burada böyle. Nüzemin kapı rahim. Bunlar nedir? Mevlam biliyor. Nüzülen. Nüzülen. Nüzül. İkram hazırlanan misafir hazırlanan bunlar. Kim tarafından? Min gafurur rahim. Gafur Rahim Allah tarafından bundan gıdalarımız cennet bunlar böyle. Evi, köşkü, sarayı her şartlarına bunlar aradılar. Her şeyin daha bir bedeli var ama bu da anlatırsın böyle. Her şeyin bedeli var ama böyle. Bedava değil böyle şey. Cennetin bedeli var. Yalnız Mevlam bize bu bedeli ne yapıyor? Mevlam bize bunu taksit alıyor. Taksitle. Toplu ödenmiyor bu cennetin bedeli. Taksitle. Nedir? Günde 5 vakit namaz, 5 taksit günde muhtemelen. Sabah her gün 5 vakit yatırılıyor, 5 taksit var. Bir sabah namazını kılıyor, tamam, yine taksit yatırdı. Öğle kıldı, öğle taksit yatırdı. Senede bir Ramazan oruç var böyle bak muhtemelen. Ömür haçta bir defa, ne bunlar? Bunlar taksitler benim ona böyle böyle. İşte kim bunları yaparsa, elhamdülillah, tabi gönlü Mevla'yla beraber olursa, öderse burada bedelini, peşin olur. Peşin ama taksit ama. Birden bir değil bunlar. Öderse bunlar peşin oluyor. Herhangi bir yeri cennette olmuş oluyor böyle. Ve cennetin maneviyatı var şimdi muhtemelen. Ruhsal yönü var. Ya oraya gelen az bir kısaca inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz da cennetin inşallah manevi yönüne bakalım. Her insan cennete girerken
kapıda bir karşılama olacak önce, karşılama. Kim karşılıyor? Melekler karşılıyor böylece. Tabi cennetin ucu bucu yok. Yedik göktü için aldırır böyle. O kadar büyük cennet. Cennetine karşılıyor bunları. Alıyorlar, gel bakalım diyorlar, onun makamını götürüyorlar böyle. İşte bu senin köşkün. Dünyadan büyük muhterem böyle. Bu köşk senin köşkün böyle. Bu sadece senin sarayın böyle. Ağaçları, tuğba ağacının dalları, meyveleri, akarsuları hepsi böyle üzerine böyle. Cennette evlilik var muhterem böyle. Tek kalmak olmuyor cennette böyle. Cennette herkesin işi olacak. Herkesin işi olacak muhterem böyle. Kimi önce o insanlar eğer dünyadaki eşiyle dünyada iyi geçirmişse iki cennete girmişse de beraberce o dünyada beraber olacaklar böyle. Yani iki şart böyle. İyi dünyada geçirmişlerse, ikisi de beraber cennete girmişlerse, o yine beraber olacak cennete böyle. Olacaklar böyle. Allah korusun biri cehenneme gitmiş, biri cennette. Bekar mı kalacak o? Mesela diyelim ki bir kadın, erkeğin eşi, hanımı cehennemde. Öbür kadının da eşi, erkeği, kocası o cehennemde muhtemelen böyle. Orada erinecekti bunlar böyle. Yani orada kim tek kalmayacak böyle. Dünyada hemen her çağda kadınlar erkekten fazladır dünyada. Her zaman her çağda muhtemelen böyle. Yani kadınlar gülermesin muhtemelen ama Peygamber bir arsa maddetleri gece vardığım gece cehenneme baktım. Kadınlar daha çok gördüm orada böyle peygamberle. Buraya böyle. Yani kadınlar dünyayı daha çok severler genelde. Modaya, şuna buna zevki daha düşerler demek ki böyle. Şimdi ne olacak o zaman? Kadınlar daha çok cehenneme girince demek ki erkek kadın sayısı işlenecek bundan ortaya böyle. Kim tek kalmayacak orada? Tabii oradaki evlilik artık ebediyet alemi. Birbirini sevecek orada böyle. Yani kadının işin tek erkek kocasını bilecek, erkek eşini bilecek böyle. Sonra ne olacak orada? Yakınları arama. Yakını arama. Mezarda insan yine görüşür ruhlar. Azat olmayanlar mezar aleminde görüşür ruhlar gene böyle. Yine giderler, bir araya gelirler, toplanırlar. Azapta olmayanlar ruhlar. Fakat üfürüldüğüm mahşerde nefsi mahşerde muhtemelen Allah korusun muhtemelen nefsi böyle ya. Güneş altında izdiham, ter, bunalım, kalabalık, beyin kaynıyor, tabandan yerden ayak kaynıyor böyle. Üst üstüne böyle. Açsızlık, ölüm yok ama. Sudan artık o hale gelmiş gibi bir damla suyu her şeye verecek. Yok ama ama. İzdiham böyle, ayaklarını değiştirelim böyle. Ter böyle, katına gibi siyah ter döküyor. Amel defteri dağılacak, mizana gelecek, hesap verecek. Orada nefsi muhtemelen var böyle. Orada kimse orada aramayacak muhtemelen. Sonra Sırat Köprüsü var, Sırat Köprüsü. O da aynı şekilde böyle, altı cehennem böyle. Üzerine kurulmuş, bir ucuna kadar böyle köprüsü. Oradan başlamaca geçiliyor. Tek yol cennete giden o kusur kapı başlıyor böyle. Oradan geçiyor böyle. Peygamber oradan geçiyor böyle. Ne var ki? Ona tabi işi kızıyla geçiyor böyle. Anlamıyorlar onu böyle. Allah korusun dünyada günahı arınmayanlar dünyada. Canım ne olacak ondan diyenler böyle. Yok faizdir, şudur, budur artık gıybettir mesela. Hele gıybet böyle yani. Boşu boşuna büyük günah ama günah kebair ama gıybet mi? Onu bunu çekişin arkasından. Ne gülüyor? Sana bana ne lazım bunlara? İşte kim dünya arınamasa günahlarından tevbesi ölürse Allah korusun, kabir azap olacak, mahşere bunu şüphan çekecek, sonunda sırat köpü yanacak bunlar günahları, sırat köpüsünde yanacak böyle. Yanacak. Sırat köpüsü günahda arınma yeri böyle. Sırat köpü aslında böyle. Arınma böyle. Kişi yükleri var günah sırtında, hızlı gidemiyor böyle. Bir adım atıyor, alevlere geliyor,
Bütün etrafı sarı oldan yanma başlıyor. Ah mafiganlar yere düşüyor, kapaklanıyor, yine kalkıyor, yanına düşüyor, kalkıyor. Buna göre günahı az olanlar çabuk günahları eriyor, bitiyor. Eşi bunlar böyle. Günah çok olanlar Allah korusun böyle. Belki 1000 sene, 2000 sene böyle. Yarayacak. En az 3000 sene en son geçen mümin o böyle. O da geçti mi bir de geçemeyen olacak böyle. Geçemeyenler cehennem çekiyor. Cehennemde çekim gücü var. Günahlar çekiyor böyle. Günah olmaz çekemiyor. Günah çekemiyor. Nasıl mutlu seç çekemiyor mutlusuz böyle. Kağıdı çekmiyor mesela mutlusuz böylece. Çekemiyor böyle. Çekiyor bunları. İşte orası da geçten sonra cennete girdikten sonra herkes de böyle yeri yeni yerleşiyor herkes böyle. Oh! Köşkü, sarayı, ağaçları, akarsuları artık, meyveleri, o kuşları böyle, o güzellikler, o köşkünün görüntüsü rengarenk mücevherden. 70 kat, her katında 70 oda, her dışı dayalı. Toz yok, gidilmiyor. Her şey hazır, her şey bol bol bol. Üzerine tarısına da tuba ağacının dalları sarmış. Üzerine sarmışlar böyle. Divanlar konmuş, altından gümüşten, cennet yataklarından konulmuş. Eşliğine orada yatıyor. Şimdi aklına gelecek. Ya beni doğuran bir annem vardı benim. Benim babam vardı. İşte oğlum vardı, kızım vardı, torunum vardı, yeğenim vardı bu şekilde. Amcam, dayım vardı böyle. Yani kim dünyada kimden daha çok seviyorsa aklına gelecek önce böyle. Akrabı olur da ama bazen uyumama akrabası olmaz bazen. Yolları farklı olur. Altına gelecek, hemen kalkıp arama başla bu sefer. Şimdi başla gitmeye, tabii hızla gidiyor böylece. Yol tanıdı rast geliyor. Arkadaki komşusu, o sen burada mısın? Buradayım. Ne zaman şey işte böyle, tabii görüşle konuşalım bunlarından. Şimdi annemi gördün mü sen, babamı gördün mü? Ya baban da biz mezar komşuyduk ama sonra bir üfürü su bir daha görmedim onu. İşte kim bilecek ki başta karşıdan gördüm. Bu şekilde tabii arayacak böylece. Bulan oluyor muhteremler. Bulan bulacak. Şimdi öyle ki mesela bir insan annesi babası arıyor. Onun annesi babası var ama. Onun annesi babası var. Nereden noktalanıyor? Adam arası noktalanıyor. Bu kişi oğlunu kızını arıyor. Oğlu kızı oğlunu kızını arıyor. Tamamdır. Böyle ta son insana kadar devam ediyor. Bulan gayet mutlu artık orada muhtemelen böyle. Yani annesinin, babasının cennette olduğunu bilen bulan, oğlunu, kızını, torunu, yakınlarını, yeğenlerini böyle amca, dayılı, yakınları, siseyi böyle bulanlar, o ona mutlu onda. O biraz sarmar, dolar bu şekilde böylece. Allah aşkına elhamdülillah, Allah'ın oku dünya böyle. Muazzam bir sevinç bunlar içerisinde. Bulamayan da var muhtemelen işte böyle. Üç tane oğlu var mesela, biri yok. Nerede o? Cehennemde Allah korusun muhtemelen. İki kızı var, biri yanında, biri yok. Cehennemde yol ayrı muhtemelen Allah korusun böyle. Ayrı korusun böylece. Ondan sonra cehennemde başlıyor sohbetler muhtemelen başlıyor. Sohbetler artık böyle. Sohbetler. Toplanıyor Müslüman, arkadaşlar, dostlar, Allah için birbirini sevenler toplanıyorlar. Dünya anıları böyle. Hatırlıyor musun? Bak filan güne filan sohbete gitmiştik, filan yere ziyarete gitmiştik, filan kabreye gitmiştik, işte filan da cihat yapmıştık, şöyle yapmıştık bu şekilde anıları bunların. Sonra ulemaların sohbetleri, daha büyük kalabalık yoğun oluyor onlara böyle, onların malum sohbetleri. 100 yıl sürüyor bir sohbet, 100 yıl. Zaman yok bu temelde. Yer çekimi yok, acıkmak yok böyle. Manevi ruhsal feyiz böyle, zevk böyle dinleniyor. Evliyaların sohbetleri, şehitlerin sohbetleri, peygamberin sohbetleri, en son en büyük sohbet, peygamberin sohbeti oldu. Hat-ı Enbiya diyor böyle. 8 cennet var, en üstü, alası, arşın altında, adı Firdevs cenneti, Firdevs cenneti. Orada peygamber makam, makam Mahmut. Haber gelecek ki, Hat-ı Enbiya'nın sohbeti var bugün. Yani gün yok da. Sohbeti var böyle tabi orada. Bütün peygamberler, her ümmeti, evliyalar, sahabeler, bütün toplanacaklar, ehliyemi toplanacaklar. Tabi alan geniş bu. Kimine kaç trilyon sayı olarak böylece. Ayak uyuşmuyor,
güneş çarpmıyor, yağmur yok, çamur yok, acıkmak yok. Hiçbir şey yok orada böyle. Gayet rahatça. Peygamberimiz dünyada görenler, sahabeler. Tabi uzun zaman görememişler ama ölümden sonra. Onlar şimdi dört gözle böyle Resulullah'a alışmışlar gözmeye. Resulullah'a bir görelim bakalım. Cennet gözüyle görelim bakalım. Peygamberimiz görmeyenler ama sahabeden onu dinleyenler. Birinci ağızdan dinleyen, sahabeden dinleyenler böyle. Onların merakı başka. Bize kadar geliyor elhamdülillah bu şekilde. Biz dünyada görmedik. Orada inşallah nasip etsin. Göremeyen nasip etsin. İnşallah nasip etsin olmadan inşallah böyle. Cennetin tabii özellikleri dünyaya benzemiyor. Başka alem, orada başka düzen. Ne gibi? Şimdi mesela burada büyük bir alanda bir mitilik oluyor, bir şey oluyor. Hoparlör bir şey olmasa, ses cihazı olmasa ne oluyor? Konuşan kişinin sesini yanındaki gözü duyuyor, daha önce görüyor. Arkadaki bunu göremiyor bile. Duyamıyor bunu böyle. Ama bu bahsetmiyor. Cennette bu olay olmuyor cennet muhtemelen böyle. En yakındaki nasıl görüyorsa uzak öyle görüyor böyle. Belki 10 bin kilometre mesafede, 20 bin kilometre mesafede belki de uzaktakiler böyle. 10 bin kilometreden aynı yakındaki gibi görüyor. Aynı saygını kulağına söylüyor tabii böyle. Böyle böyle. Peygamber sohbeti ne olacak? Kur'an tefsiri muhtemelen. Kur'an tefsiri olacak. İlk ağızdan cennete şey yapılacak. Artık kim bilir kaç bin yıl sürecek böyle, kaç bin yıl sürecek böyle. İnsanlar o anda artık cennetten geçecekler böyle. Peygamber sohbetinde, o manevi sohbetinde, Resul sohbetinde, ruhsal zevkler, manevi fiilde, huzur böyle. Yani insanlar böylece Allah aşkı, kemal, daha muazzam var de, yani tekmil-i sıfat durumunda bunu tamamlanıyor cennete böyle. Ne kalıyor şimdi? Artık Cemalullah kaldı muhtemelenler. Peygamberin sohbeti olmasa kişi olmuyor gene, çıkamıyor muhtemelen. Ancak peygamber sohbetiyle ruhlar daha bir kemal olacak olmuşlar efendim. Peygamber sohbetinde böyle. Ve kaç bin yıl böyle o sohbette. Kur'an-ı Kerim'in tamamı olacak tefsiri böyle. Olacak. Orada artık her şey kemal erdi muhtemelen. Aşkullah, muazzam muhabbetullah böyle, tevhid-i ilahi böyle, o gönüllerin Allah diye yanması, bütün hücrelerin böyle, bütün yeterli Allah diye yanması. Tabi soracak, isteyin ne istiyorsunuz? Ya Rabbi seni isteyecekler, cemal istiyor, seni istiyor ya Rabbi, seni istiyor ya Rabbi şeyler. Önce Rabbim selam verecek muhtemelenler. Yasin'e geliyor böyle, selamün kavle mir Rabbir Rahim. Ya, selamün, selam verecek böyle. Kavle, sözü olarak böyle. Rabbim selam verecek, Rabbim rahim verecek. Ondan sonra tabi Cemalullah dönüyor muhteremler. Bunu tabi biz bilemeyiz, anlayamayız. Hayal gücüm bunda sığmaz bunların burada. Rabbim inşallah orada her şey bizi gösterin, gerçek inşallah muhteremler verecek. İnşallah hepimiz orada inşallah beraber edin cennete inşallah. İlla Teala Fatiha.